Abulkadir Selvi, Erdoğan, Babacan ve Davutoğlu'nu gözden çıkarmış. Hürriyet yazarı Abulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dünkü grup konuşmasında Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nu hedef almasını yorumladı. Hürriyet yazarı Abulkadir Selvi, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son çıkışını köşesine taşıdı. Selvi söz konusu yazısısına Erdoğan'ın Babacan'a, 15 yıl yanımda bulundu demek ki benden bir şey alamadı. Sen git çocuk bezi sat diye seslenmesini ve Davutoğlu'nu İstanbul Şehir Üniversitesi'ni kendi kurduğu vakfın üzerine geçirmeye çalışmakla suçlamasını hatırlatarak yazısı da şu ifadelere yer verdi. Babacan ve Davutoğlu, AK Parti'den ayrıldıkları için Cumhurbaşkanı Erdoğan onları eleştirirken duygu dünyasını ölçmeye çalıştım. Belli ki gözünden de gönlünden de çıkarmış. Siz şimdi Erdoğan'ın yerinde olun. Davutoğlu'nu Dışişleri Bakanlığı'na getirip başbakan ve genel başkan yapın, Ali Babacan'ı, herkesin, Bebecan, diye hafife aldığı dönemlerde başbakan yardımcısı yapın, sonra onlar size Kılıçdaroğlu'ndan daha ağır bir dille saldırsınlar. İnsan bundan hayıflanmaz mı? Erdoğan da gördüğüm, hayıflanmamış bile. O kadar değersiz görüyor. Diğer yandan Davutoğlu'ndan hakkındaki iddialara yanıt geldi, izah edemeyeceğimiz bir mal varlığı ortaya çıkarsa hazineye devredilsin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yolsuzlukla suçladığı Ahmet Davutoğlu, bir komisyonun siyasilerin mal varlığını araştırmasını, yolsuzlukla elde edilen varlıkların hazineye devredilmesini teklif etti. Gelecek Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yolsuzluk suçlamasına karşı yaptığı açıklamada, madem ki ortada bir yolsuzluk iddiası var, yaşayan cumhurbaşkanları, başbakanlar ve bütün bakanlarla ilgili araştırma, soruşturma komisyonu kurulmalı, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısındaki konuşmasında, Davutoğlu'nun kurucusu olduğu İstanbul Şehir Üniversitesi'nin 2020'de kapatılmasıyla ilgili olarak, bizden üniversite istediler, vakıflarına üniversite tahsisi yaptık. Kendisi ne zaman başbakanlık koltuğuna oturdu, o tahsis yapılan yeri Bilabedel Vakfı'na mülk edindi. Türkiye'de başka örneği yok. Devlet Bey gayet güzel kullanıyor, ona, Serok Ahmet diyor, bu tür işler yapıyor. Helalinden ne yaptın? Kurduğunuz üniversiteyle başarı grafiğiniz ne? Yok. Biz de bu üniversiteyi, yolsuzlukları nedeniyle aldık, devletimize mal ettik demişti. DHA'nın haberine göre, bugün basın toplantısı düzenleyen Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, şehir üniversitesinin tarihinde hiçbir hukuksuzluk olmadığını söyledi. Davutoğlu, herhangi bir hukuksuz işleme dayalı da herhangi bir delillendirilmiş bir isnat söz konusu olmamıştır. Aksine şehir üniversitesinin kapatılma sürecinde çok sayıda hukuksuz işlem yapılmıştır, diye konuştu. Davutoğlu, yolsuzluk suçlamasına ilişkin de, madem ki ortada bir yolsuzluk iddiası var, yaşayan cumhurbaşkanları, başbakanlar ve bütün bakanlarla ilgili araştırma, soruşturma komisyonu kurulmalı. Sayın Erdoğan samimi ise bu komisyonu kursun, önce de benim mal varlığım araştırılsın, birinci derece akrabalarım ile birlikte. Ama hemen arkasından Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım'ın mal varlığı araştırılsın, dedi. Niye kaçıyorsunuz? Siyasi olarak arınma vakti, hadi arınalım, diyen Davutoğlu, bu çalışma neticesinde izah edemeyeceğimiz bir mal varlığı ortaya çıkarsa hazineye devredilsin, şehit yakınlarına, gazilere, yetimlere verilsin. Kaynakları da savunma sanayisine aktaralım, ifadelerini kullandı.